Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadirdallar. Bugün sizler bilen navbatdagi sohbetimizni başlayımız. Bugünkü sohbet İslam ümmetinin içinde ilk zahir bo'lgan ahli bid'at taifenin sıfatları doğrusu gaplaşamız. İslam ümmeti içinde birinci zahir bo'lgan ahli bid'at kim idi? Havariciler idi. Ve Nebi aleyhissalatu vesselam'dan sahih rivayetlerde, hatta bazı ulamalar mutawatir derecede, en kub eşeddi agahlantirilgen cemaayem havariciler idi. İslam ümmetinin içinde, İslam cemaalarının içinde ilk yangi fikirlerini op çıkıp, özlerinin şahsi düşünceleri bilen İslam'ını telkin kılıp ve özlerinin oşa telkinlerini başkalarına targib kılıp kabul kımagallarını kafirdi gence maalesef. İlk fikri bid'at bu. İslam ümmeti de sahabeler davrında zahir bulmagan, kurulmagan meselelerde zahir bulgen vaziyet. Endi savol tug'iladi. Nima uchun payg'ambar alayhi salatu vasallamdan hali zohir bo'lmagan jamoa to'g'risida ashaddiy ogohlantirish keldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ulkan sifatlaridan biri Qur'oni Karimda "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi alayhi salatu vasallam o'zlaridan o'zlari gapirmaydilar. Nutqni o'zlaridan qilmaydilar. O zotga Alloh taolo vahiy qiladi. U vahiy orqali gapiradilar. Vahiy ikki turli bo'ladi. Birinchi tur matlu tilovat qilinadigan va tilovatidan savob umid qilinadigan. Bu vahiyga payg'ambar alayhi salatu vasallamning mutlaqo daxillari yo'q. Aralasha olmaydilar. Alloh taolo uni vahiy qiladi, omonatni o'rnida ado qiladilar, hech narsaga aralashmaydilar. Hatto o'zlariga nisbatan qilingan biroz itoblarni ham bekitmaydilar. Aytadilar: "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallohu lak?" Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga tanbih beryapti. Agar bir inson kitobni o'zi yozib oladigan bo'lsa, o'ziga nisbatan tanbihni yozmaydi. Yozmaydi, u qanaqa yozadi uni? Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlari boqib olgan Zayd ibn Harif, Zayd İbn Harith radıyallahu anhuge ammalarını kızını oberdiler Zeynep'ni. Keyin Allah subhanahu ve teala bu Zeynep'ni Zeyd talak kılıçligini irada kıldı. Uşa talakdan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam Zeynep'ni nikahlaşlarını talep kıldı. Allah taala buyurdu bunu. Peygamber aleyhissalatu vesselam eğer bir kitkelleri deydi Kur'an'dan bana şunu bir kitardılar. Çünkü juda og'ir vaziyat edi. Peygamber aleyhisselam Kur'an'a nima qilmaydilar? Daxil qilmaydilar, aralashmaydilar. Lekin ikinci taifa vahiy bor. O vahiy Peygamber aleyhisselatu vesselamni kalplariga ilhom bo'ladi ve bu ilhomni Peygamber aleyhisselatu vesselam aytadilar. Havariçilerden ogohlantirish Peygamber aleyhisselatu vesselamga ikinci sınıftagi vahiy orqali bo'lgan. Ogohlantirish oddiy emas edi, jiddiy edi. Yani bu bizni ogoh qilish kerak bo'lgan ish edi. Agar ogoh qilmaganlari deydi, bugun hamma o'zi dindan xohlaganini gapirib, "Men to'g'ri yo'ldaman" deb ketishi mumkin edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam nimani qo'ydilar? Mezonni qo'ydilar. Sizni bizga tarozini qo'ydilar. O'sha tarozi orqali biz ahli bid'atni ajratib oldik. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan bir qancha hadislar bor ular to'g'risida. Birinchi hadis sahihayinda kelgan hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'den kelgan yombi tillalarını taksim kılarkenler Zulhuvaysiralik bir adam keldi. Peygamber aleyhissalamga qarab aytdi ki "İ'dil ya Muhammed" dedi. "Ey Muhammed, adalet kıl" dedi. Yani adaletsizlik kıldın dedi. Taksim doğru bo'lgani yok dedi. Bana şu gapdan keyin İki xil rivoyati var. Bittasi Hazreti Umar, bittasi de Halid ibn Valid radıyallahu anhu kılıçlarga yapışkenler. Ruhsat vereyim, boynuga oraya kılıç ben degende, yok degende. Bunu kavmadan, bundan keyin
buning zurriyotidan shunaqa jamoalar chiqadi deb shu bilan keyin sanaganlar. Ulamolar bu sanoqlarning sifatlarini keltirgan. Mana shu hadisda sifatlarga o'tishdan oldin bir narsani ogohlantirib qo'yay. Ulamolarning ogohlantirishligi. Bugun bizning oramizda shunaqa gaplar bor. Aytamiz, odamlar ustimizdan kulyapti, imomlarning ustidan kulyapti. İmamlar aytyapti-ki, "Voy ulamoning ustidan haqorat qilma, ulamoga ta'na qilma. Avlod zurriyodingdan yaxshi odam chiqmaydi. Ulamodan tilingni tiy, zurriyodingni kuydirib qo'yma." deymiz. Bu gap ulamolarni monopoliya qilishini aytilmagan. Bu gap Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mana bu ogohlantirishlaridagi hadisdan olingan. Payg'ambar alayhi salatu va salamga kelib ta'na qilib, behurmatlik qilib, adolatni mezoni bo'lgan Rasulullohni adolatsizlikda ayblagan odamga buni zurriyotidan yaxshi odam chiqmaydi deydilar. Bu ilohiy vahiydan olingan fiqh bu. Bu hadis bu, sahih rivoyat. Ha, ulamolar kim edi o'zi? Payg'ambar alayhi salatu va salamni merosxo'rlari. Payg'ambarlar faqat va faqat ilm meros qoldirgan. Payg'ambarlardan pul mol meros qolmaydi. Ma tarakna fahiya sadaqa deganlar. Biz tark qilgan narsalar sadaqot. Fatima onamiz otamdan qoldi meros deb Hazrati Umarga borganlarida, Abu Bakrga borganlarida, Abu Bakr Siddiq aytganlar, "Men eshitganman, payg'ambardan meros qolsa sadaqa taqsim qilinmaydi." Sadaqani payg'ambar avlodi yemaydi. Shunda ekan nima qoldi payg'ambarlardan? Ilm qoldi. O ilim ulamolarga meros qoldi. Ha, albatta ulamolardan ham amal qilish talab qilinadi, merosga munosib bo'lish talab qilinadi, lekin baribir ilim ularga qoldi meros. Payg'ambarga qilingan haqorat, ta'na uning merosxo'rlariga qilingan haqorat, ta'na bilan qiyoslanadi. Qiyoslanadi. Kitobi yo'q, ilmi yo'q odam bilan payg'ambar alayhi salatu vasallamning ilmiy faoliyatlari taqqoslanmaydi, qiyoslanmaydi. Demak, ulamolarga osilish, ularga ta'na qilish, ularni o'zi xohlagan gapni gapirmagani uchun yomon ko'rish, uni avlodiga ham ta'sir qilish ehtimoli bor. Bu meni gapim emas, bu vahiy sohibining gapi. Vahiyni yetkazuvchi omonatdor zotning gapi. Buni avlodidan dedilar. Buni avlodidan shunday odamlar chiqadi. Ularning sifatlarini sanaganlar, ulamolar sifatlarini 52 ga yaqin yetkazishgan. Kim? Muhammad alayhissalomning gapi aytilgan adolat degan. Ha, Zul Huvaysiralik, Zul Huvaysira at-Tamimi. Tamimi. Tamim qabilasidan. O'zi Abdulloh ibn Zul Huvaysira at-Tamimi. Nabiy alayhi salatu vasallam havorijlar to'g'risida bir qancha o'sha rivoyatda, rivoyatning turqlari ko'p. Ba'zi ulamolar aytadi, mutawatir. Mutawatir demaydi, juda ko'p sahobalardan rivoyat qilingan. Uni yolg'onga kelishi bo'lmaydigan san'at sohiblari rivoyat qilgan. Sifatlari to'g'risida birinchisi havorijlar yosh bo'ladi. Yosh. Sig'ori sin. Yoshlari yosh bo'ladi. Yoshlari yosh bo'lishligiga payg'ambar alayhi salatu vasallamdan qilingan Imom Buxoriydagi rivoyat Hudasaul asnan kelgan. Hudasaul asnan yoshlari yosh bo'ladi. Yoshlik ya'ni umumiy xorijiylikning sifati yuzaga chiqadi. Bo'lmasa ba'zi yoshlar bor, ancha-muncha katta odamdan aqlli bo'ladi. Yoki sahobai jalillardan yosh odamlar yoshligida sahoba bo'lib, Rasulullohni tarbiyasini olib, ummatga katta xizmat qilganlar ko'p. Islom tarixida yosh bo'la turib, to'g'ri tarbiya orqali katta zafarlarga erishganlar ko'p. Buni inkor qilmaymiz. Imom Buxoriylar 18 yoshida dunyoni oyoqqa turg'izgan odamlar. Yosh bo'lgan, lekin ular sufahaul ahlam bo'lmagan. Hudasal asnan degan yoshi yosh. Nimadan kinoya desa, Ibn Hajar aytadilarki, tajribasizlikdan kinoya bu. Yosh degani tajribasi yo'q degani. Tajribasi yo'q, sufahaul ahlam uni ustiga aqli past.
Aklı pas degani o'zi safih, nima degani safih? Safih foyda zararni ajrata olmaydigan odamga aytiladi. Safihga qo'liga pul bersangiz, sarflay olmaydi. Qancha bersangiz ham bir haftada yo'qotadi pulni. Foydali bir ish qila olmaydi. Safih. Yana bittasi xiffa ma'nosi bor, yengiltak bo'ladi ular. Yengiltak bir masalaga shoshilib qaror chiqaradi. Bir masala to'g'risida xulosani tezlatib oladi. Nimaga? Tajriba yo'q. Yosh, aql past, yengiltak. Mana shu sifat payg'ambar alayhi salot va salom tomonidan birinchi sifatlar sifatida kelyapti. Bu zamonimizda ham ko'zga ko'rinadi. Asosiy ulamolarga ta'na qilayotgan bolachalarga e'tibor bersangiz, aksariyati yosh bolalar. Yosh bo'lganda ham dastlabki diniy tarbiyasi yo'q bolalar. Din tarbiyasi yo'q. Uyda yurgan, Rossiyaga ishlagani ketib qolgan. Uyda namoz ham yo'q, niyoz ham yo'q, hech narsa yo'q. Rossiyaga borgan, qarasa namoz o'qiyapti odamlar, ularga qo'shilib o'qigan, namozning orqasidan Abdulloh Zufari ma'ruzasini eshitgan. O, dunyoda mendan boshqa dinni tushunadigan odam yo'q deb kallaga kirib qolgan. Qaytib keladi, hammani imomdan tortib, hammani adashgan deb turaveradi. To'xta. To'xta. Qur'ondan qancha bilasan? Ikki pora bilaman. O'qib bersin desangiz, mak-mak qiladi. O'qishi ham yaxshi bilmaydi. Yengiltak qaror chiqaradi. Endi to'g'ri namoz o'qidi, ibodat yo'liga o'tdi, yaxshi eski holatdan. Lekin yengiltakligi orqasida ilmiy bazasini yo'qligi, u qarorlarda shoshilishligi xavorijilikka, o'sha isyon, boshqa tabiatlarga uni undaydi. Ikkinchisi g'urur degani nima degani? O'zini o'zi aldab yurgan odamlar. Eng to'g'ri ishni men qilyapman deb o'ylaydi. Eng büyük ishlar meni qo'limda deb o'ylaydi. Biz katta ishlarni amalga oshiryapmiz deb o'ylaydi va shu bilan birga o'zini katta oladi. Katta boshqa odamlarni mensimaydi. Bu toifa, bu jamoa agar gaplashsangiz yoki kuzatsangiz, tajriba qilib ko'rsangiz, birinchi faoliyati ta'na bilan boshlaydi. Imomlar adashgan, hammasi yo'ldan chiqqan, gapning tagida nima bor? To'g'ri yo'l men degani. Men to'g'risini bilaman, chunki bularni adashganini bilyapman-ku men. Degan g'urur bor. İmam Ahmad sahih sanat bilan keltirgan hadisda Nabi alayhi salatu vesselam inna fikum qauman ya'buduna va yad'abuna hatta yu'jabu bihimun nas. Sizlarning ichingizlarda shunday bir qavm chiqadi. Qavorijlar, qavm chiqadi, ularni ibodatlarini ko'rgan odam ajablanadi. Bay 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 deydi. Buni deydi, dinni g'amini qarang bunda deydi. Ibodatidan odam lol qoladi. Va hatto shu darajada lol qoladiki, odamlar o'zi ham o'ziga hayron qolib ketadi. Men zo'r bo'lsam kerak deb deyishi boshlaydi. O'zidan ham ajablanishi boshlaydi. Lekin yamruquna minad dini muruqa sahmi minar ramiya. Sifat shu. Dindan o'q o'ljadan teshib chiqib ketgandek chiqib ketadi. G'urur, o'zini katta olish, tezlik, ta'na, nafrat ustiga qurilgan e'tiqod uni dinga kirgizadi-yu, o'sha qanday tez kirgan bo'lsa, shunday tez chiqarib yuboradi. Payg'ambar alayhi salomning hadislari bu. İmam Müslim ve İmam Buhari'lerde aralaş gelen hadis var. O şu hadiste ularının dördüncü sıfatı gelen içtihat fil ibade. İbadetlerdeki ularının içtihatları. İbadetini görseniz lol kalasız. Bu hakkında Peygamber aleyhissalatu vesselam leyse kiraatukum ila kiraatihim bir şey. Ve leyse salatukum ila salatihim bir şey. وَلَيْسَ سِيَامُكُمْ اِلَى سِيَامِهِمْ Bir şey deganlar. Qiroatini oldida qiroatinglar hech narsa emas. Namozlarini oldida namozingizlarni hech narsaga arzimay qoladi. Ro'zasini ko'rsanglar, ro'zanglar biz ham ro'za ro'zami deysizlar. Shu darajada boradi. Lekin yana Buxoriyning rivoyatida yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Ularning namozini ko'rganda namozingizlarni haqir
sanab qolaslar, mana namoz o'qib yuribman ekan dedingizlar. Ularni namozini ko'rganda. Lekin mana shu bilan birga, bu sifat umumiy emas buni ham. Men sifatlarni zikr qilarkanman, sifatlar jamlanmasida xavorijilik ko'rinadi. Masalan, ibodatda ijtihod qilish ayb amal emas o'zi. İbadette iştihat kılar iken gururge getiş. İbadette iştihat kılar iken başka adamlardan özünü üstün kuruş. Ben amel kılıyıp ben sen amel kılma yapsan deyip tane kılış. Yengil teklik kılış. Ha? Yani yaş tecrübesizlik kılış cemlense havaricilikini köprüge bu. Havaricilikini köprüge. Havariciler kaçan çıkkanıdı? Hicrini, hicri senenin 37. sanasında çıkan. Hicri senenin 37. sanasında Hazreti Ali radıyallahu anhu'nu hilafat davrıda tahkim vakiyesinden keyin zahir oldu bunlar. Tarihini ciddi yakışı uzlaştırışımız gerek. Tarihinin silsilesi bizge gelecek hayatımızdaki silsilelerge asas buranı. Kandey kuramız. Tarihke karat doğru ibret olarak kuramız. Ali radıyallahu anhu halife bugün faydalarında Hazreti Osman radıyallahu anhu'nu katıl kıp koygen 708'te adam Medine'deydi. Halife buldular. Medine ahli hammesi bayat kıldı. Lekin Osman'ın katillerinden kasas alalmayı kaldılar. Demek ki onlar köp idi. Köp adamdan kem adam kasas alalmayıydı. Küçük miydi? Talha ibn Ubeydullah, Zübeyir ibn Avvam, Ayşe anamız, bunlar radıyallahu anhum ecmailler Ali'den talep kılıçtı. Katıllarının kasasını aldı işte. Senin hilafatinin sabit buluşu bu sebepti işte. Bunu almasan bu miydin işte. Ve bu meselede Hazreti Ali çüntürdüler onlara. Şeriatını ilk talebeleri bunlar. Birinci iman gekigen yaşlarının içinde. Ali ile Ebu Bekir ortalarında ihtilaf var tarihte. Ali birinci iman kelgan mı, Abu Bakır mı? Radıyallahu anhumalar. İhtilaf var. Lekin ittifak var. Yaşlar içinde Ali, kattalar içinde Abu Bakır Sıddık radıyallahu anhum. Cennet başaratını algan adam. Peygamber aleyhissalatu vesselam ana medinetul ilim ve babuha dediler Ali'ni. Ve Ali'yu babuha dediler. İlimni eşiği bugün adam. Nima kılıçdığını biledi o adam. Albatta maslahat maslahat qiladi-yu, lekin o'zi qaror qilar ekan biladi nima qilayotganini. O kishi hukmni ijro qila olmay qoldilar. Bugun nima deyshyapti? Shariat hukmlari joriy bo'lmagani uchun O'zbekiston darul kufur. To'xta, to'xtasa. Shariat hukmlari joriy bo'lmadi degan gapni umumiylashtirib, musulmonlarning million yashab turgan mamlakatni darul kufur deb yorishlik bu xiffa akıl pasligi bu. Şeriatni mahkeme dairesi amalga oshmayi qolgan jarayonlari Ali'nin davrida ham bo'lgan. Ali kasas ololmayaptilar. Kasas Kur'an'da nima edi? Farz edi. Kutiba aleykumul qisas. Kutiba bilan kelgan. Kutiba ay furida. Farz qilingan edi kasas. Kasas olinmasa bo'lmaydi. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Ey akıl egeleri, kasasta sizlerge hayat var. Bir adamını öldürdü mü, öldürgen adamge ceza kullanılmese katıl tohta mıydı? Hemen deydi, öldüremem deydi, 15 yıl yatıp çıkamam deme deydi. Ölümge ten ceza ölüm buluş gereği. Ben bugün gündeki siyasi vaziyetlerini kanaka buluştan kat'i nazar şahsi karışım eti yapmam. Dinim eti dedi ki yok, ölümle cezası ölüm buluş gereği. Doğru mu? Doğru. Eğer ölümünün cezası ölüm olmasa katillerine yol açıladı. Ten ceza bu miydi de öldüredi, ketirdi, yatadı, çıkardı. O katli yiyip meşahatı kılır. Ali katıl kılamayı kaldılar. Ali'ye tanı şundan başlandı. Kiyin Cemal hadisesi oldu. Doğru mu? Cemal hadisesi de Ali radıyallahu anh'u çüntürdüler. Talha ibn Ubeydullah, Zübeyir ibn Avvam katıl kılındılar şu cengde. Ayşe anamız umurlarını ahır geçe şu meseleye afsus çekip ettiler. Aralaşmasan bularken dediler. Cemal hadisesinden keyin Muaviye bilen ortalarındaki muamele başlandı. Siffin. Cemal Siffin'e tartıp geldi.
Endi xuddi shu gapni Muaviya radhiyallohu anhu talab qilishni boshladilar. Usmonning amakisining o'g'liman men. Umaviylarni haqli insonman. Usmonning qasosini olasiz, keyin bayat qilaman dedilar. Muaviya radhiyallohu anhu xalifalikni so'ramaganlar. Buni ham bilib astoydil tasdiqlab qo'yinglar, miyanglarga yoki aqlingizga kitobga yozib qo'yinglar. Bu juda katta narsalarni o'zgartirib yuboradi tarix jarayonida. Nimaga? Ba'zi o'rinlarda Muaviya radhiyallohu anhu ga ta'na qilishadi. Xilofatni talashgan deb. Xilofat talashmagan. Aniq Imom Ahmadning musnadlarida Muaviya radhiyallohu anhu ning gaplari bor, sobit gaplari. Menga amirlik kerak emas, menga xilofat kerak emas, meni ishim Usmon deganlar. Usmonning qotillarini yo menga topshiring, yoki siz o'zingiz qasos oling. Men qasos egasiman, valisiman deganlar. Ish shu bilan boshlandi. Siffin shu darajaga keldiki, Siffin 36-chi hijriy sananing oxiri 37-ning boshlarida 37 da katta jangga sabab bo'ldi. 145 000 Hazrat Ali tarafdorlari, askarlar 125 000 Muaviya tarafdorlari. Ikkita bir-biridan tillo bo'lgan odamlar. O'limni hayotdan ko'ra yaxshi ko'radigan odamlar bular. Payg'ambar alayhisalotu vasallamning tarbiyalarini olgan insonlar. Ya'ni orqaga qaytadigan odamlar emas. 7 kun, 8 kun jang bo'lgan. 8 kun jang bo'lgan. 8 kunni 7-chi kunida Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu qatl qilingan. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu ning qatl qilingan kuni Muaviya radhiyallohu anhu bilan Amr ibn As ijtihodning xato ekanligini tushunib qolishgan. Ungacha ijtihodlari hadisga suyangan edi. Hazrat Usmon tarafdori o'tiribdilardi. Usmon haqida payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ochiq hadislar bor, jannati bu degan. Buni munofiqlar jamoasi kiyimini yechib olish harakat qiladi. Kiyim, ya'ni xilofat kiyimini. O'sha paytda yechmagin deganlar. Hazrat Usmonga. Usmonning tarafini olganlar, Usmonning tarafini olgan to'g'ri tarafdaman deb o'ylaganlar. Bu hadislar, bu rivoyatlar Muaviyani Siffinga olib chiqqan rivoyatlar. Men haqman deb o'ylaganlar. Qasosini talab qilyapman-ku, to'g'ri deganlar. Lekin Ammor ibn Yosir qatl qilinganida Muaviya radhiyallohu anhu Muaviya ijtihodning xato ekanligini sezib qolganlar. Nimaga? Ammor ibn Yosir haqlarida ham hadis bor edi. Masjid-i Nabaviyni quriyotgan paytda hamma bittadan g'isht tashirdi. Ammor ikkitadan g'isht ko'tarib borardi. Shunda qarab aytdilarki, "Ey Ammor," dedilar. "Taqtuluhu fi'atul baghiya," dedilar. Seni, ya'ni buni dedilar, haddan oshgan jamoa o'ldiradi dedilar. Ammor ibn Yosir Hazrat Ali'ning tarafdori dedilar. 7-chi kuni Ammor ibn Yosir bayroqni qo'lga olgan edilar. Qo'mondon bu kishi edi. Katta balandlikka chiqdilarda bayroqni ko'rsatdilar. "Oy jamoa," dedilar, narigi tomonga qarab. "Mana shu bayroq bilan payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan birgalikda 3-ta jangda bo'lganman," dedilar. 3-ta. "Mana shu bayroq 4-chi jangim," deganlar. "Bayroqqa kelinglar," dedilar. "Kelinglar bayroqqa, bayroqqa kelinglar," deganda bir kishi kelib taqqa o'ldirib qo'ydi bu kishini. Ana o'shandan keyin takbir bo'lib ketdi, u yog'i ish qaynab ketdi. O'sha kechani tarixda Yawmul Harir deydi. Yawmul Harir, qaynagan kun. Qaynagan kun. 70 ming odam bo'lgan. 70 ming oddiy sanoq emas bu. Bir tuman yo'q. 70 ming odam bo'lgan o'sha kuni. Tahkimdan keyin tarixchilar aytadi, bitta qabrga 50 tadan odam ko'mdik deydi. Bitta qabrga 50 tadan. Keyin Ammor ibn Yosir qatl qilinganlaridan keyin Amr ibn As yugurib kirganlar Muaviyani oldilariga. Ammor qatl qilindi deganlar. Deganda larzaga tushgan, nahotki degan, biz xato qilgan ekanmiz. Nima qilamiz deganda tahkim maslahati chiqqan. Amr ibn As bilan Muaviya o'rtalarida. Rivoyatlarda turli xil qarash bor. Yo Amrdan chiqdi yo Muaviyadan chiqdi degan radhiyallohu anhumolardan. Asli ikkalalarining fikri bitta bo'lgan. To'xtataylik deyishgan. Qanaqa to'xtatamiz? Hozir oq bayroq ko'tarib keladi. Ha? To'xtatamiz yoki yengildik desa oq bayroq. Nima qilamiz deganda ular mushafni ko'tarib borishni taklif qilishgan.
askerlerin hammasının nayzasiga mushafni tikishib, mushaf ko'tarib ketishgan. İnnel lezine yad'una ila kitabillahi liyahkuma beynahum. Ha? Thumma yetevalla fariqun minhum ve hum mu'ridun. Oy biz Allah'ın kitabiga chaqiryapmiz. Kur'an'da şunday ayet var. Allah'ın kitabiga davet qilinganda yüz o'girganlar haqida Alloh taolo tanqid gapni gapirgan. Kitobdan yuz o'girmaymiz. Qani kitobga kelamiz tahkim degan ertasi kuni bo'lyapti. Ammor ibn Yosir qatl qilingan 8-chi kuni. 8-chi kuni Ali'ning qo'mondonini ota Ashtar. Ashtar 1-chi kuni qo'mondon bo'lgan, 8-chi kuni yana shu qo'mondon. Ashtar hamma askarlar bilan turibdi. 45 ming Muaviyadan halok bo'lgan, 25 ming Ali tarafdan halok bo'lgan. 70 ming odam o'lib turibdi. Ashtar aytayaptiki, "Menga qo'yib bering, peshindan keyinga bormaydi, bo'ldi olaman" deganlar. Lekin u yoqdan kitob ko'tarib ketishyapti. Maslahat qilganlar. Qorilarni chaqiringlar deganlar. Qorilar kelgan. O'zlarining askarlarining ichida qorilarni maslahatga chaqirganlar. Nima uchun qorilar? Buni ham eslab qoling. Havorijlarning aksariyati qori bo'lgan. Hali havorij chiqmay turibdi. O'sha qorilarni chaqirib maslahat qildilar. Nima qilamiz dedilar. Tahkim qilaylikmi, urushaylikmi dedilar. Qo'mondan urushaylik deb turibdi. Ali'dan iltimos qilyapti. Bo'ldi, ish bitgan deyapti. Peshindan keyinga qolmaydi. Olaman hammasini deydi. To'xtab tur deydilar. Qorilarni maslahat qilsalar, qorilarning aksariyati tahkimga moyil bo'lgan. Urush qilmaylik degan. Ularni maslahatiga ko'ra bo'pti deganlar. Kimni o'rtaga hakam qilamiz? Abu Ayyub al-Ansoriyni deyishgan. Nimaga? Nimaga Abu Ayyub al-Ansoriyni taklif qilishdi? Birinchidan Abu Ayyub al-Ansoriy Siffin hodisasida, Siffin boshlayotgan paytda odamlarga nasihat qilgandilar. Qiyotgan ishlar noto'g'ri. Oxiri oqibati yaxshi chiqmaydi. Siz qo'shiling deganda men qo'shilmayman deganlar. Men qo'shilmayman deganlar. Yana bir sahobaga borib qo'shining bizga. Nima qilib o'tiribsiz? Jangdan qochib deganda meni ishimni ta'na qilmanglar, fikringlarni ta'na qilinglar, noto'g'ri joydasizlar deganlar. Mana bu maslahat oxiri bularni fikriga keldiki, Abu Ayyub al-Ansoriy to'g'ri gapirgan ekan. Abu Musa Ash'ari to'g'ri gapirgan ekan. To'g'ri gapirgan ekan. Shuni gapiga quloq solishimiz kerak ekan deb u kishini taklif qilishgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu chekiga chiqib olib, urushdan o'zlarini bari qilib, ibodatga moyil bo'lib yurgan ekanlar. Borib bir kishi kelib, Hazrat Ali aytdilarki, "Olib kelinglar" dedilar. Kelib Abu Musoga aytdilarki, "Urush to'xtat" dedi. Deganda "Alhamdulillahi robbil alamin" dedi. Lekin tahkim bo'ladigan bo'ldi, siz vakilsiz. Sizni vakil qilib tayinladik bizdan dedi. Deganda "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" dedi. Yana men musibatga qoldim dedi. Ya siz bormasangiz bo'lmaydi. Nargi tomondan kim edi tahkimda? Amr ibn As radhiyallohu anhu edilar. Amr ibn As u yoqdan keldilar. Bu yoqdan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni oborishdi. O'rtada tahkim hodisasi boshlandi. Mana shu tahkim hodisasini aksar xalqlar ichida hozir meni bilishimcha shu yerda ham ko'pchilikning fikrida bo'lgan hodisani Amr ibn Osning makkorliklariga bino qilishadi. Aslida to'g'rimidi? Amr ibn Os makkor bo'lishi mumkinmi? Dunyo uchun, dunyo siyosati uchun dinini sotishi mumkinmidi? Mumkin emas. Rivoyatlarning barchasida sahih sanatlarda kelgan rivoyatlarda hodisaning asli ular o'rtasidagi makrga dalolat qilmaydi. Men buni bir necha sabablarini aytaman. O'sha Amr ibn As radhiyallohu anhu ni siz chiqing. Ha? Sahoba Jaliliga siz chiqing. Biz anaqadan voz kechdik. Oti nima? Xalifamizdan voz kechdik. Xalifamizdan voz kechdik deb ayting. Men ham chiqaman, xalifamizdan voz kechdim deyman, keyin xalq saylab oladi degan taklif. To'g'rimi?
Bu takliften keyin Abu Musa Ash'ari çıkıp durup biz halifemizden keçtik dediler. Keyin Amr az çıkıp ettiler ki mana bunlar keçti. Biz halifemizden keçmedik. Bizge bayat kılasılar dedi. Şu bilen iş tügedi. Şunda Abu Musa Ash'ari ettiler ki inne meseleke kemethalil kel in tahmil aleyhi yelhas او تطهو يالخاس وش روايه نوامه دترت تبالي دترت بو روايه دگنده ابو موسى امر بن ناس айтдылар ки ان مثلك كمثل الحمار يحمل اسفارا dedi seni misaling eşekke o'xshaydi kitob yuklangan eşek dedi deganimizda shu bilan tahkim tugaganimish mana shu hodisa hamma eshitdi to'g'rimi shundoq bo'ldi deyilganmi asli bunda bo'lmagan axir. Bu joyda birinchi o'rinda bizni aqida matnlarimiz bu hodisani bunday talqin qilishlikni taqiqlaydi. Aqida matnimizda nima bor? Sahobalarga ta'na yetishi mumkin bo'lgan gapni mutlaqo gapirmaymiz. Chunki sahobalar bil ittifoq siqa odamlar. Diniga xiyonat qilmaydigan odamlar. Din masalasida sahobalarga ta'na yog'dirgan odam diniga ta'na qilgan bo'ladi. Biz shu makkor odamlardan din oldikmi? Yo'q. Bir rivoyat mi ekib qoldi? Buni ham alohida aytamiz. Rivoyatning sanadi jihatidan 6 ta odam bor. Bu Tabariydan. Nimaga bu Tabariy bir rivoyatni keltirgan nima aytaman hozir? Boshqa Ibn Hishomda ham bor, Sa'diyni tarixida ham bor, Ibn Jauziyni ham tarixida bor. Bu rivoyatlar keltirilgan. Sahih deb e'tibor qilingan, eng ishonchli tarix manbalarimizda keltirgan bir rivoyatlar. Faqat rivoyatni uslubiyatini hozir aytaman, bu bizga manba bo'lib qoladi. Birinchidan, bu rivoyatlarni sanadida 6 ta odam bor. 6 ta odamdan rivoyat qilingan. 6 ta odamning 4 tasi Rofiza. Rofiza degani sahobalarga nisbatan nafrati bor jamoa. Sahobalarning iloji boricha yo'ldan adashganga, kofirga, murtadga chiqaradigan jamoa. Bularning sanad jihatida boshqa hodisalar ichida bu sanad ishonchsiz sanad. Munkarlar bor. Imom Malik o'sha raviylarning ichidagi 4 tasini matruk degan. Imom Buxoriy 2 tasini matrukul hadis degan. Ibn Ma'in 2 tasini munkar degan. Munkar nima edi? Lug'atda qaytarilgan degani. Hadis istilohida munkar nima? Munkar. Hadis istilohida munkar kim biladi? Hadis istilohida munkar degan istiloh bor. Munkar degani sahih rivoyatlarda kelgan asl haqiqatlarga notanish gaplar. Sahobalar makkor bo'lishi mumkinmi? Sahobani makkor deyotgan odam demak munkar gap gapiryapti. Tushunyapsizmi? Sahih gaplarga qarshi gap bu. Munkarul hadis bo'ladi. Bu sanad jihatdan. Endi sizga men hodisani munkarligini aytib beraman. Hodisada Amr ibn As radhiyallohu anhu ni makkor odam qilib ta'riflanyapti. Amr ibn As haqlarida payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahih rivoyatlar bor. Amanan nas va Amr aslaman nas va Amr ibn As amana Amr ibn As deganlar. Odamlar islomga kelgan paytida Amr ibn As iymonga kelgan edi. Ya'ni tushunib dinni bilib kirgan odam. Dinni bilib kirgan odam. Amr ibn Asni payg'ambar alayhi salatu vasallam bir qancha safarlarga amir qilib jo'natgan. Payg'ambarimiz ishonch bildirgan odam makkor bo'ladimi? Safarda bir safarda junub bo'lib qoldilar, tayammum qilib namoz o'qidilar, odamlar ta'na qildi u kishiga. Dushmanni yengdilar, dushman qochib ketdi, orqasidan quvaylik quvib boraylik deganda yo'q dedilar. Amir, amriga itoat qilishdi, lekin kelib ta'na qilishdi. Payg'ambar alayhi salom Amr ibn As chaqirib, "Nimaga bunaqa qilding?" deganda, "Ey Allohning rasuli, sovuq edi" dedi. Suv menga halokatga tushirishi mumkinligini bilib tayammum qildim dedi. Tasdiqladilar. Odamlarni quvmaganim dedi, shunda ham yengdik. Qaytib boradigan bo'lsak, bizni o'rab olishi mumkin.
Shuning uchun men to'xtadim deganlar, uni ham tasdiqladilar. Payg'ambarning tasdiqidan o'tgan odam dini uchun makr qilishi mumkin emas. Munkar gap bu. Munkar gap. Endi Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni sodda laqma bir gapni gapirsa aldanib qoladigan qilib ta'riflanyapti. Munkarligi mana shu. Bu zot sahoba laqma bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Nimaga? Amr ibn Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni Yamanga amir qilgan odam payg'ambarimiz. Yamanga amir bo'ldi. Hazrati Umar uni olib Shomga amir qildi. Kufaga amir qildi. Undan keyin Iroqqa Hazrati Usmon amir qildi. Payg'ambarning ishonchini qozongan, sahobalarning ishonchini qozongan. Siffin hodisasi boshlanmasdan turib masalani oqibatini ko'rgan odam laqma bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Mumkin emas. Sahoba to'g'risida bu qadar gaplarni orasida bu gaplar munkar. Bizga notanish gaplar u. Bu sahobaga nisbatan bunaqangi sifat to'g'ri emas. Endi hodisani munkarligi. 8 kun jang bo'ldi dedi-ku, 7 kunning ichida 70 ming odam o'lgan. 70 ming odam o'lgan. Odamlar hali qonsirab turibdi. O'lganlarning qoni sovumagan hali. Hali ko'milmagan. Jang hali ikkita odamning gapiga qarab turibdi. Agar bular kelishmasa, kelishmasdan janjallashib oxirida inna masalaka kamasalil himar yahmil asfara desa bittasi eshakka o'xshatsa, ikkinchisi va inna masalaka kamasalil kalb in tahmil alayhi alhas aw tatruku alhas desa sen ham itga o'xshaysan, haydasa ham haydamasa ham tilingni osiltirib turaverasan desa, shu bilan sulh bo'ladimi? Qon qaynab turibdi, qon. Qanday qilib bir-birini haqorat qilsa sulh bo'ladi? Tarixda nima bo'lgan edi? Sulh bo'lgan edi. Munkarmi? Munkar, voqeaga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Qanday qilib bir-birini haqorat qilib indamay tarqalib ketadi bular? 70 ming odam o'lib turibdi. Yana 10-15 ming o'lib ketsa hech narsa emas ular uchun. Vaziyat shuni taqozo qilib turibdi. Ular kelishdi. Kelishib sulh qilishdi. Sulh bilan tarqalishdi. Demak, bu hodisa o'laroq aqli sog'lom odamga nisbatan nima? Munkar. Hodisa munkar. Yana bitta munkar narsa bor. Amr ibn Os chiqib nima degan emishlar? Sen o'zingni xalifangdan kech. Men o'zimni xalifamdan kechaman degan ekan-a. Muoviya xalifamidi shu kuni? Yo'q. Xalifa emas ediki. Muoviya radhiyallohu anhu xalifa emas edi. Shomning amiri edi. Shomda amir bo'lgan odamni xalifamdan kechaman desa, voqiyaga to'g'ri kelmayapti. Munkar gap. U yerda xalifalik talashayotgani yo'q. Ochiq oydin dalillar turibdi. Muoviya aytayaptilarki, "Yo'q, men xalifalik talashmayapman. Men nima talab qilyapman? Usmonning qonunini talab qilyapman. Bo'ldi. Qonunni ber bo'l." Demak, bu hodisa bu jihatdan ham munkar. Munkar hodisa to'g'ri emas. Roviylar ishonchsiz. Hodisa munkar. Sahobalarning obro'siga ta'na. Biz nima qilishimiz kerak? To'xta deyishimiz kerak. Voqeaning asli endi haligi gapga javob. Nimaga Tabariy keltirgan? Nimaga Sa'diy buni keltirdi? Nimaga Ibn Javziy buni keltirdi? Desa aytamizki, "Men keltirdim, shunga qarab amal qil" demoqchi emas u. Hammasini keltirdim, sanatga qarab qo'y. Bu gaplar bor ekan aytmabsiz dema. Aytdim. Lekin sanatga qaragina. Sanatda falonchilar bor. Masalan, hozirgi kunda ha, Abdulloh Zufar Qur'ondan gapiryapti, lekin Abdulloh Zufar gapiryapti. Kimligiga qarab qo'y, bo'ldi, xulosa qilasan. Deyish uchun Abdulloh Zufarning gapini keltiraveramiz biz. Nimaga? Uni bugungi kunda islom ummatini boshiga balo yog'dirishi mumkin bo'lgan odamligini ko'rsatish uchun. Bu bilan u Abdulloh Zufarning tarafini olib, u nima desa haq deya olmaymiz. Unaqa gap kelib chiqmaydi. Xuddi shu san'atni aytishdan ko'zlagan maqsadi shu. Va bu hodisalardan keyin o'sha o'zi hodisa qanday bo'ldi? Sahihi shu. Amr ibn As aytdilarki, 3 oy muhlat olaylik dedilar. 3 oy muhlat olaylik. Muoviya Shomda amirligini davom ettirsin. 3 oy ichida sizlar ham o'zingizlarni ichingizlarni isloq qilib olinglar. Tani shuku, ichinglarda Usmonning qotillari bor. Isloq qilinglarda qotillarni topib bizga ushlab jazosini beringlar. Keyin 3 oydan keyin bay'at masalasini o'ylab ko'ramiz. Shu bilan tarqalgan.
Mantıken doğru mu? Doğru. Kelişilgen. Tarkap çıkıp geçişti. Şam bir manada Muaviye radıyallahu anhu'nu emirliklikler de kaldı. Hali hilafat tamamıge yetkeni yok. Hazreti Ali radıyallahu anhu halife. Sahih sanat bilen kegen rivayette iki de halife buluşu mümkünmez. Birinci halifeden ikincisi davası öldürüledi. Öttegi sulh Muaviye'nin halife emasligini bildiredi. Eğer uyan halife buladigen olsa öldürüş gerek onu. Yok, halife emas. Emirlikte kaldı o. Ben Şam'da emir yaptıramam. 3 ay müddet tahkimini şu bilen tüketemiz. Koltaş açtı, imza koyuştu, tarkal işte. Siffin bilen Kufa'nın arası tahminen piyada yürgende 3-4 saatlik yol. Siffin hadisesi bugün cay bilen. Siffin'den kayıtıp gelerkenler şu Kufa'ya tahminen 1 saat, 1,5 saatlik yol kogan joyda Harura degan joy bor. Harura. Haruriya. Joy bor. O'sha joyga 6000 ta odam shunda askardan ajrab 100 mingga yaqin, 120 mingga yaqin askar bor edi. 6000 yoki boring rivoyatlar turli xil, 10 ming degan bor, 8 ming degan bor, 6000 kishiga. 6000 odam shunda ajralib Haruroga kirib oldi. Qop ketdi Kufaga kirmay. Hazrat Ali keldilar, gap chiqyapti. Haruro'da bir cemaat kaptı. Nimaga? O cemaat tahkim hadisesinin noto'g'ri bo'lganligini aytibdi. Uchta odam vakil bo'lib kelgan. Hazrat Ali'ni oldilarga uchta odam. So'zchisini oti Harkus yoki Hurkus degan odam, sot bilan oxiri. Hurkus keldi-da Ali radhiyallohu anhu'ga aytdi. Bizni qilgan ishimiz xato bo'ldi dedi. Tahkim voqeasi xato bo'ldi dedi. Biz keling birgalashib qo'lga qurolni olaylik, borib ularni qonun to'kaylik dedi. Deganda Ali aytdilarki, axir jangni davom ettiraylik deganimda sizlar emasmi to'xtaylik degan. Sizlar to'xtaylar dedinglar mana shu jamoat. Shu 6000 ta qorilar jamoati shular. Qurrolar deyiladi. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim keladi hadisda. Qur'onni shunaqa qiroat qilishadi. Tilleri şuna kadar eğlenedi kıraatke, kalpleri ötmeydi. Ahir siler mes mi dediler Hazreti Ali radıyallahu anh? Siler mes mi şu hadiselerde cayni toktatayılık degen? Ben silerge işanım cayni toktattım dedi. Degen de Hurkus etti ki, ha uşa hata boptu dedi. Biz kafir bop kaptı şu kapılar dedi. Biz tavba kıldık, elini selam tavba kıldı işte. Ali'ye, ben ne mi ki tavba kılaman dediler. Çünkü Allah'ın kitabı bile hüküm kımadık. Hukumni ikkita odamning qo'liga berib qo'ydik deydi. Hukumni ikkita odamning qo'liga berdik deydi. Shunda Hazrat Ali aytdilarki, mushafni olib kelinglar dedilar. Mushaf, qorilar yaqinroq kelinglar. Qorilar orqasida 1-2 ming qori turibdi. Yaqinroq keldilarda mushafni o'rtaga qo'ydilar. Hukm dedilar. Qur'onga qarab hukm qildilar. Hargilar aytdi, qanaqasiga bu mushaf hukm qiladi? Ha shuna dedilar. Shu mushafdagi ichidagi buyruqlarni inson hukm qiladimi? Bizmi? Ha, dedilar va dalillarni keltirdilar. Biz kofir bo'lganimiz yo'q. Hukm masalasiga o'zingizlar rozi bo'ldinglar. Sizlar aytgan hodisa masalasi bo'yicha biz bu hukmga yurdik. Endi qilayotgan ishlar noto'g'ri dedilar. Yo, deyshti ular. La hukma illa lillah deyshti. Hukm Allohniki, sizlar sen kofir bo'lding deyshti. Mana shu joyda bitta tabiatni biz kashf qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni oldilariga borib, adolat qil degan odam jumlatan, jumla tuzar ekan, to'g'ri gapmidi? Asli to'g'ri edi, adolatni talab qilish to'g'ri gaplarda. Lekin payg'ambardan adolat talab qilish, sen adolatli bo'l deb ta'na qilish noto'g'ri. Chunki adolatni Rasululloh qilmasa boshqa kim qiladi? Hech kim qila olmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga adolat qil deyotgan odamning tabiatida nima bor edi? Bir ma'noda isyon bor edi. Ikkinchi ma'noda ta'na bor edi. Uchinchi ma'noda o'zini haqiqat parvar qilib ko'rsatish bor edi. To'rtinchi ma'noda haqni mezonini men qo'yaman. Mana aytgan narsa adolat bo'lish kerak degani. Beshinchi maxfiy shahvat bor edi. Tilladan bunga tegmayotdi.
Şuna aitmedi, ahırda yapma aitip koya kalganı yok. Ben geyim tille birin ya Allah'ın Resulü dizge diyen deydi, kaldır onu maktab zikir kılardık. Araplarda Arabiler var, içi bilen taşı bırkılı bugün, tille kereyken verdi de apketti deyordu. Vücudu makkarlık kıgen. Tamami başka yoldan keliyordu. Peygamberine adaletsizlikte, hakikat parvar maslikte, uzun adalet küçüsü, talepçisi ikerliği de, hakkını talep kılıyordu de, takdim kılıyordu. Ve halen ki, hemen arsanın astı da tille türüptü. Menge tille vermediğin degen yapını, şunca eğlentiriş bile, makir bile kılıyordu. Bu, en muhum keşf kılına degen narsalardan, kirey narsalardan. Sizge bir kişi gelip hakkını yapır degen de, onun gelip çıkış tabiatını örgenin. O nime nedir, özü haklıgen nime nedir sizden soruyordu aslında. Onge hak kireymez. O hakikat parvarmaz o. O adaletini küçüsü yenmez. Unga nimadir kerak? U aytgan narsani gapirib bermayapsiz. U qovun ekkan, qovunni bozori kasod bo'lgan, siz mehrobda qovunni maqtab berishingiz kerak. Qovunni maqtab bermasangiz, uni bozori kasod bo'ladi, siz haqni gapirmayotgan imom bo'lasiz. Shu tabiat shu. Xavorijlar Hazrat Aliga kelib adashdik deganda hukmni talab qilayotgandi. Hukm bizga o'tsin deganida. Shomni bizga berasan deganida. Şam'ı biz alakalaylık Muaviye yapıp gitip kaldı de genedir. Düşünüyorsunuz mu? Lekin bunu üstünü başka narsa bilen pardala genedir. Din bilen, adalet bilen, hukum bilen, Kur'an ayeti bilen pardala yetiyordu. La hukme illa lillah, inil hukmu illa lillah, Kur'an ayeti. İnil hukmu illa lillah, Kur'an ayeti. Ayetini okurken, ayetten közlengen maksat Hazreti Ali'ni kafirge çıkarıp, onu kliyetken işini natoruge çıkarıp, özünü hakka çıkarışıdır. Ana şu tabiat havariciler'in 4. yok ki 5. sana genimizdeki sıfatlardan biri. Tane. Tane. İbni Umar radıyallahu anhuma ait ediler. Halklar içi de en bedbah kavim havariciler geldiler. Müslümanlarını nazar tutup etkiler. Müslümanlar içi de en bedbah kavim şirar-ı halkiler. Allah'ın en yaman mahlukları. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tariflerine göre cehennemnin itleri. İt tarifi var bunların. Demek ki it kili fakat kapakallık kıladı. Doğru siz bilen medeli münasebatke kirişmeydi. Doğru kilip çileydi. He yok be yok. Onge suya vermegeni yüz üçün. Ular dediler. Ular Kur'an-ı Kerim'deki kafirler hakkında kirigen ayetlerini Müslümanlarga işletirdi. Kur'an'daki ayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini doğru düşünmeyen idi. Ularının en katta umumi birleştirip turgan sıfatı cehaleti dedi. İbn-i Umar'ın gepleri. Cahil idi adamlar. Demek biz bana bu kesellik doğrusu da dopunu bir cöyge koyup mülahaza kılışımız gerek. Özümüz şu cehaletke karşı tura alışlığımız için cehaletten kurtuluşumuz gerek. Okuşumuz gerek. Küllik vazifesi yok imam, imam bulamaydı. Küllik vazifesi yok imam, imamlık kılalmaydı. Havaricilerge karşı turalmaydı. Sünnetini himaye kılalmaydı. İslam'ı için hizmet kılalmaydı. İmam küllik vazifesi buluş gerek. Mesela deyelim, 50 bit kitap okuşum gerek. Şundan 10 bit Kur'an-ı Kerim, 10 bit falan fikhten, 10 bit falandan, 10 bit dünyavi yengiliklerden. Bu narsanı vazife kılıp borarakenimiz, havaricilerinin en bortup durgen sıfatlarının karşısı da sünnet-i himaye kılarıyız. Sizde ilim bazısı bugün deyin ki, Ahl-ı Sünnet ve Cemaat'in başaretini aslında bugün izleyin ki, her kanday oyununu bir nol bile başlayırsınız. Yutuk sizde. Çünkü bunu Allah Subhanahu ve Teala özü vade verip koydu. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafidun. Ama işte cemaat şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam la tezalu taifetun min ummeti zahirina alal hak la yadurruhum men khalafahum ve fi rivayetin la yadurruhum men hadalahum hatta ye'ti amrullah. Bu başarat bu. Kıyamet günüce şu ilim egeleri devam etedi. Demek ana bu cehalet bilen Hazreti Ali'ni ular nima qilishdi? Kofirga chiqarishdi. Shu joyda yana o'sha navbatdagi sifat. Amirlarni ta'na qilish.
mavjud muammodan siyosat yasash. Mavjud muammoni yechimiga kirishmas. Mavjud muammodan siyosiy ochko yasash. E'tibor bering. Tashqariga o'tirib olib, musulmonlarning ichida ig'vo tarqatayotganlarning 99%i muammodan gap boshlaydi. Muammo bizning muammoyimiz, biz ham aytamiz, ha, muammo bor. Hech kim muammoni xas bo'shlayotgani yo'q. Kim xas bo'lsa tarafdor emasmiz. Muammoni muammo deb ko'ryapmiz. Lekin buning yechimi Ukrainada o'tirib olib gapirish bilan bo'lmaydi. İçkarıda bo'ladi. Hodiq. Bundan 15 yil oldin muammo deb ko'rilgan 80 ta masalani 65 tasi yechildi misol uchun. O'z-o'zidan yechildi. Sabr bilan, matonat bilan, tushuntirish bilan, ba'zan jim turish bilan bu masalalarni alhamdulillahi robbil alamin yechimini ko'ryapmizmi? Bu qandaydir masalani bo'rttirib ko'rsatish emas. Kecha 11 yil qochuvda yurgan bir odamni olib kelib, ruxsat bilan olib kirishib, hozir ichkarida O'zbekistonda bemalol faoliyatni boshladi. Kecha o'zimiz kutib oldik. Kirib aytayapti, tashqarida shunaqa soxta anaqa bor, informatsiya bor. Buni dezinformatsiya deydi. Kirlatilgan xabarlar. O'zbekistonga borma, ha, u joyda undoq. O'zbekistonga borma, u joyda bundoq. İçkarıda yaşayabiliriz ki biz içinde. Ona kamaz. Kurup eti yaptı. Yolda da yaptı. Ben bilen bir iki gün adamlar bana gaplaştım. Ularını gaplarını. Şöyle ki mübalağa bu sekereyi dedim. Lekin samimi adamlar. İki gün lekin kordum diye yaptı. Hala yaşap yani kora uğramız. Demek muammalarının yiçiliş imkaniyeti İslam kaideleri asasıge kuruladı. Ad-dararı yüzel. La darara ve la dirar. Akhafu dararay. Şunga o'xshagan. Qoidalar bilan asta-asta yechilishi mumkin. Lekin havoricilar asosiy masalani muammolarga qaratadi. İslam ummatining ichida muammo bo'lsa, ular xursand bo'ladi, semiradi. Nimaga? Bularni mavzusi, bularni dehqonchiligi yuryapti, bozori chaqqon bo'lyapti. Va bu oqibat İslam ummatiga zarar yetkazadi. Havoricilardan qancha qoldi? 20 bor. Tarixni tugatib qo'yaylik shu masalani. Sifatlarini shuni ichidan chiqib ketaveramiz. 6000 tasi Haruroda qoldi. Xurqus 3 odam bilan kelganida vakil bo'lib, qolgan orqadagi askarlar bilan qaytib ketdi. Keyin bu ish yana ham yomon hit chiqarishi boshladi. O joydagi odamlar jumani o'zlari o'qishardi. Jumaga chiqib olib o'sha xorqusan da'vatchilardan kelib aytishdiki, bu ishimiz yaxshilikda tugamaydi shekilli dedi. Biz dedi o'zimizdan bir kishini amir qilib saylab olaylik dedi. Endi Ibn Kasirning Al-Bidayatu wan-Nihoya degan kitobi bor. Tarix bo'yicha bu xavorijilik hikoyalarini sahih sanatlarini keltirgan. Ular kelib aytdiki, ichinglardan bir kishini amir qilinglar dedi. Xurqusga taklif qilishdi. Sen amir bo'l dedi, yo'q dedi. Yana bittasiga taklif qilishdi, u yo'q dedi. Yana bittaga taklif qilishdi, u yo'q dedi. Bir 7 ta odamga taklif qilishdi, yo'q dedi. Dunyoda zohid ko'rinishlikda gap yo'q odamlar. Ya'ni amirlikni xohlamayapti. Bir kishi aytdi, bo'ldi, men amir bo'laman bu ishga dedi. Va ishni qo'liga oldi. Ular bir-birini hayajonlantirib, xutbada shunaqa xutba o'qishadiki, Ali kofir bo'ldi. Biz qonimiz, jonimiz, molimizni shu yo'lda fido qilamiz, o'lsak jannatga kiramiz. Voy, dunyodan uzilinglar, dunyoga zuhd qilinglar, dunyoga e'tibor bermanglar. Bu yo'lga endi shunaqa da'vat. Uni da'vatini eshitgan odamlar g'ururlanib, eng zo'r odam biz bo'lsak kerak deydi. Nimaga? Qarasa hammasi qorilar. Peshonalari tuyaning tizzasiga o'xshab ketgan. Roza tutadi hammasi. Kechasi bilan tahajjud o'qiydigan odamlar, ibodatini oldida tahqiru salatakum ma salatihim. Namozimizni namoz demay qo'yganmiz. Ibn Abbos Ali radhiyallohu anhu oldiga keldilar. Aytdilar ki, menga dedilar, ruxsat bering borib gaplashib kelay dedilar. Sendan xavotir qilaman dedi. Ya meni hurmat qiladi ular dedilar. Faqat dedilar, bo'pti bor gaplash. Faqat Qur'on bilan bahs qilma dedilar.
fa innal Qur'an zu vujuh dediler. Çünkü Kur'an vajhi ko'p. Bitta oyatni o'qisangiz 10 xil ma'no chiqarish mumkin. 10 tarafdan qarasangiz 10 xil ma'no chiqib ketadi. To'xtatib bo'lmaydi, bahs tugamaydi. Sen dediler sünnet bilen kuvvetle dediler. Sünnet bilen kuvvetlesen ayetinin asal manasını sünnet çüntüre verirdi bizge. İbn Abbas özü aslında her bir nasihatta alı yaptı yu özü adlı adammez o. Khibrul umme. Bu ümmetinin danası. Peygamber aleyhissalatu vesselam fakkehu fiddin dip dua kıyan adam. Allimhu ta'wil. Kur'an'ın tafsirini bunge talim vergin. Allah Subhanahu ve Taala'nın peygamberi dua kıyasat. Hakikatte ümmet içinde İbn Abbas'ı tenk edigen yok. Öz davrada. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nı Mekke'de meclisleri bugün talebelerden soruşken. Abdullah İbn Abbas ilim barasında küçülü mü? Umar İbn Hattab mı? Değişken. Sahabeler ortasında mertebe var. Katta sahabeler var. Umar İbn Hattab katta sahabelerden. Umar'ga tenk edigen yok. İlla Hazreti Abu Bakır var. Umar'dan kim yok tenk edigen adam. Lekin şagird ustozini maqtarken de şagirdli İbn Abbas'ı zor deyişken. Nima geldiyse bu makonga ko'ra deyişken. Çünkü Umar'ın etrafında Umar'ga o'xshagan adamlar ko'p edi. Umar'ın tengdoshlari ko'p edi. Unga nasihat qilib maslahat bera oladigan. İbn Abbas'ı etrafında tengdoshi yo'q deyişken. Bu jihatdan kuchli degan. Ha, İbn Abbas davrida yagona odam bo'lgan. Shu kishi bordilar. Aytadilar, "Eng go'zal kiyimimni kiydim" dedilar. Taxminan bir soatlik yo'l Kufa bilan Haroroni o'rtasi. Borsam dedilar, bir joyda o'tirishibdi ular. Yuzlaridan ibodat qilaverib charchaganlik belgisi ko'rinib turibdi. Ro'za tutgan bilinib turibdi hammasi. Arining g'ong'illashiga o'xshagan qiroatga o'tirishibdi. Qo'llarining tirsaklari tüyanın tizzasiga o'xshab ketgan. Nasib bo'lganda dedilar. Borsam shunaqa vaziyat dedilar. Bularni namozini oldida biz namoz hech narsa emas. Payg'ambar alayhissalom hadislarni aytibdi Ibn Abbas. Keyin kelganda marhaban ya Ibn Abbas deyishgan. Keling, ya xush keldingiz deyishgan. Siz Rasulullohni sahobasimisiz deyishgan. Ta'na qilib kulib. Ha, sahobaman. Engizdagi buja dunyoga berilib ketibsiz-ku degan chiroyli kiyimdi juda ham. Deganda o'sha aytganlarki, men bundan ko'ra chiroyliroqini Rasulullohning ustilarida ko'rganman degan. Ya'ni joiz deganlar, bunaqa dunyoga zohidlik qilib ta'na qilmalaring, zakotini bergandan keyin xohlagan kiyimni kiyishga haqqingiz bor. Shariat harom qilmagan bo'lsa bo'ldi. To'g'rimi? Ipak bo'lmasa bo'ldi erkak kishiga. Xo'p deganlar. Aytdilar, "Men nima uchun keldim?" "Men" dedilar, "Şunaqa jamoatni oldidan kelyapman, sizlarning ichingizda biror ta odam ularni bittasiga arzimaydi. Yo'q, sahobalarning oldidan kelyapman. Sizlarda sahoba yo'q. Xavorijlardagi bitta sifat biror doni sahoba yo'q. Sahoba bo'lsa, u yo'lga kirmas edi. Qaysir xalifani bir ajoyib o'xshatishi bor. Jang maydonida raqib tomonidan halok bo'lganlarni qarasa hammasi yoshlar ekan. Yosh bolalar, yoshlar, yosh bola emas, yosh yigitlar endi. 16-20 yoshli yigitlar jangda halok bo'lgan. Vazir kelib xalifaga bu jang maydonidagi raqiblarimiz hammasi yosh yigitlar ekan desa, xalifa aytgan ekanda, agar ichida kattaroq odam bo'lganda bunaqa halok bo'lmasdi bular. Xavorijlar ham shunaqa bo'lgan. Ichida sahoba bo'lganda edi, bu yo'lga ketmas edi. Kattalarning tajribasi muhim. Shunaqa odamlar oldan kelyapman, bittasi hammanga arziydi. Sallarning ichingda yo'q. Lekin meni vazifam ularning gapini sallarga yetkazish, sallarning gapini ularga yetkazish. Vakilman. Nima ta'nanglar bor dedilar. Deganda 3ta ta'namiz bor deydi. Birinchi ta'na nima edi? Muaviya radhiyallohu anhu ga
menga bayat qil deb Hazrati Ali radhiyallohu anhu maktub yozgandilar. Maktubda mu'minlarning amiri Ali bilan Muaviya o'rtasidagi kelishuv. Shunda Amirul mu'mininni o'chir degan Muaviya radhiyallohu anhu. Sizning amirligingizni tan olganimizda edi, bu janjal bo'lmasdi. Deganda Hazrati Ali o'chirganlar amirni. Amirul mu'mininni o'chirdi. Ha, o'chirdi. Demak u Amirul kofirin deyshgan. Ali ne aytibdi? Bu birinchisi. Bunga javob beraman. Ikkinchi tani deganda, ikkinchi tani nimaga Jamal voqiyasida, Jamal hodisasida Oysha onamiz bilan bo'lgan jangda biz qasos olmadik yoki o'lja olmadik yoki asr olmadik. Ikkinchimi? Ha, ikki. Uchinchi tani. Uchinchi tani ummatning ishini ikkita odamga tahkim hodisasida topshirib qo'yish. İkita adamın hükmüge razı buluş. Bu üçte mi? Ha, üçte. Ama birincisi dediler. Ama birincisi Amirul Mu'mininni uçurgen Hazreti Ali Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan afzalmez. Peygamber aleyhissalatu vesselam Abu Cendel hadisesi. Kays hadiseydi o? Hudeybiye. Hudeybiye'de müşrikler bilen bugün suluhte Resulullah'ını uçurgenler. Doğru mu? Eğer Resulligingizni tan olganimizdaydı bu sulh kerak emas edi. Hudaybiyadagi sulh. Siz Resulni o'chiring deganlar, Hazrati Ali yozganlar, o'zlari yozganlar o'sha maktubni, kotib u kishi. O'chirmayman turib olganlar. Ali payg'ambarimiz o'chir deganlar, o'chirmayman, Rasululloh o'chirmayman degan. Unda ko'rsat deganlar. Ko'rsatganlar, Rasululloh o'qishni o'rganmaganlar. O'sha ko'rgan jonini o'zlari o'chirganlar. Rasululloh rasul sifatini o'chiryaptilar. Kitobda nima uchun? Sulh uchun. Bu amir sifatini o'chirsa kofir bo'lib qolmaydi. Tasdiqlaysizlarmi degan, tasdiqlaymiz deyishgan. Ammo ikkinchisi dedilar. İkincisi, Oysha onamiz bilan jang bo'ldi, to'g'ri Jamal hodisasi. Nimaga asr olmadinglar? Oysha Qur'onning tasdiqi bilan mu'minlarni kimi? Onasi va azvajuhu ummuhatuhum. Peygamberning azvochlari mu'minlarning onasi. Onaylarni asr olmoqchimizlar dedilar. Agar onamiz mas desanglar kofir bo'lasizlar, Qur'onga zid ketyaptilar. Yo, onamiz desanglar onaylarni asr olasizlarmi? Onani asr olib kofir muomalani qilsang, unda ham kofir bo'lasan dedilar. Ikkita xatarda turibsanlar dedilar. Unda ham kofir bo'lasan, bunda ham kofir bo'lasan. Ibn Abbosni bu samohati, ilmiy makonati bir-biriga qaradi xavorijlar. Chunki fahm yo'q. Kitobni, Qur'onni to'g'ri tushunmaydi. Yana bitta ta'na bor shu yerda. Hodisa, tahkim hodisasi haqida edi gap. Bular to'satdan Hazrati Ibn Abbosga Jamal hodisasini eslatyapti. Qiziq tuyulyaptimi? Hozir siz bir odam sizga kelib bir gapni gapirsa, to'g'risini gapirsangiz, boshqa hodisalarni qo'zg'aydi. Ummat ichiga chiqib bittasi nima deyapti? İmam Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq. 6ta dars deyapti. Ummatga nima kerak bor buni? Hech bitta keragi yo'q. Nima ko'taryapti buni? Odamlarni chalqitish uchun. Odamlar tushunmagan, odamlar kutmagan joydan bir masalani ko'tarib, o'zini xalqqa taqdim qilib, mana hech kim bilmagan narsani bilaman deb ko'rsatib, keyin unga raddiya bersak, nima deyapti bizga? Ana kalom ilmiga kiryapsizlar deyapti. Hey, sen kalam ilmiga kirdin. Biz cevap veriyapmiz. Hey, sen tahkim hadisesini gapirayotgan. Nimaga jamalni eslatyapsan? Mavzuni nima qilish? Loyqalash. Loyqalab, loyqa suvda baliq tutish. İşi bularni shu. Lekin unga shunaqa cevap berganlarda bir-biriga qarashib, hayron bo'lishdi, to'ppa to'g'ri deyishdi. Uchinchi hodisa, tahkim. İkkita odamga ummatning ishini topshirish. Bu qatta bor deganda Qur'onda bor dedilar. Kur'an'da var. İhramlik paytinglarda, Kur'an'da ayet var. İhramlik paytinglarda av kılıp koysanlar, avnin kıymetini kim ölçüp veredi? Zeva adlin minkum. Özünlerden adalet egesi bulgen iki kişi onun narhını ayeti veredi. Uşa narhke köre siz celime töreysiz. İhramda bu kendiniz için.
bir quyonchalik narsani qonida ikkita odamni hukmi o'tyaptimi? Butun boshli ummatning qonida o'tmaydimi? Deganda o'tadi deyshti. Ikkinchisi dedilar. Er xotin o'rtasida kelishmovchilik bo'ldi. Kelishmovchilikni bir qancha jarayoni bor, nasihat qiladi, to'shakni alohida qiladi, biroz turtadi, bo'lmagandan keyin nima bo'ladi? Va in xiftum shiqoqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. Agar ikki tarafni o'rtasida shiqoqni ajrashib ketishlik xavfini ko'rsanglar, ha? Nima qilinglar? Er tomondan bir hakam chaqiringlar, ayol tomondan bir hakam chaqiringlar. Ular yaxshilikni iroda qilsa Alloh taolo ularni muvaffaq qiladi. Er xotinning orasiga ikkita hakam o'tyaptimi? Butun boshli ummatni orasiga o'tmaydimi? Deganda o'tadi deyshti. Bo'ldimi deyshti? Bo'ldi dedilar. 2000 ta odam tavba qildi o'sha joyda. Chunki ular samimiy edi. Ular ko'rkorona emas edi, ularga siyosat kerak emas edi. Samimiy odamlar edi, 2000 ta odam tavba qilib keldi. Lekin 4000 tasi qoldi. O'sha 4000 ta odamga keyin Ali kelganlar, Ali ham xuddi shu masalalarga xuddi shunaqa javob berganlar. 4000 ta odam zohirda tavba qildim deb Kufaga kirib olgan, keyin Kufada fitna tarqatishgan. Biz tavba qilmadik, Ali tavba qildi, tavba qilganini ko'rib biz keldik deyishgan. Keyin bu hodisa o'sha Nahravonda ularni qirg'in barot qilishlikka olib kelgan. Hazrati Ali'ning hodisalari oxiri shularning qo'lida tugadi. Ona 3 oylik muddat bor edi tahkim. Unga yetib bormadi. 3 oydan keyin bu ish bo'lardi. Hazrati Ali'ni qatl qilib qo'yishdi. Ali qatl bo'lgandan keyin amirlik boshlandi. Imom Hasan bu janjallarni to'xtatish uchun o'zlarini chekka tortdilar. Imom Husayn qatl qilindilar. Muaviya radhiyallohu anhu amirlikni qo'lga oldilar. Ish bugunga qadar o'sha amirliklarni davom etib kelyapti. Xalifa nomi nomlanadi-yu, asli xalifa emas ular. Usmoniylar xalifa emas, imperiya. Biz Usmoniy xalifa deymiz. Nomi shunaqa, lekin istiloq jihatdan xalifa emas. Chunki al-xilofatu min Quraysh. Xilofat Qurayshdan bo'lish kerak. Usmoniylar Quraysh emas. Va bu hodisa jarayonida biz havorijlarning sifatlarini ko'rdik. Havorijlar o'sha davrda qattiq zarbaga uchradi, o'ldi, sindirildi, fikrlari to'xtatildi, lekin ularning g'oyalari qoldi. Hozirgi kunda O'zbekistonni, Tojikistonni, Qirg'izistonni musulmonlarni ommatan murtad deyatganlar o'shalardan ta'sirlanayotgan odamlar. IShID jamoasi chiqib davlat qurdi. Davlat qurib o'zidan boshqa o'ziga ergashmagan hammani kofir deb, murtad deb e'lon qildi. Bularning xatari nimada? Payg'ambar alayhisalomning yana bitta hadislari bor. Yaqtuluna ahlal islam va yad'una ahlal awthan deganlar. Musulmonlarni o'ldirishadi, kofirlarni tek qo'yishadi. Nimaga? Ularning fahmida shu tushuncha bor. Musulmonsizsiz, siz murtad bo'lsangiz o'lim xat bor. Murtadni jazosi o'lim. O'shani joriy qilishadi. Ha, kofir bo'lsa u murtad emas, u asli kofir, uni tek qo'yishadi. Abdulloh ibn Habbob ibn Arod radhiyallohu anhu ning o'g'li Abdullohni o'ldirishdi bular. O'ldirar ekan, bir nasroniyning bog'idan tushgan xurmoni yeb qo'yganiga tavba qildi shular. Nasroniyning bog'idan tushgan xurmoni yeb tavba qilib egasidan rozilik so'rash kerak dedi, lekin musulmonni o'ldirdi. Nafaqat o'zini, xotinini ham o'ldirdi. Ana o'shandan keyin Hazrat Ali ularga qarshi qurolli jangni boshladilar va ularni haddini bildirdilar. Umumiy ma'noda xavorijilarning sifatlaridan bir qismi bu. Tarixda paydo bo'lgan, yo'q bo'lgan, paydo bo'lgan, yo'q bo'lgan, paydo bo'lgan, yo'q bo'lgan. Ahli sunna paydo bo'lgandan biri yo'q bo'lmaydi. Qiyomatgacha davom etadi. Birinchilari bular qoldi endi xavorijlar. Ha. Shu bilan bizni davrimizda ham ko'zimiz ko'rgan bir davrda xavorijlar paydo bo'ldi. Hozir yo'q bo'ldi, lekin fikrlari yuribdi. O'sha Abdulloh Zufarlar ayni xavorijilikni da'vatchilari.
IŞİD'ki toxtamay davat kılgan. 2016 yılda IŞİD'den adamlar bunu savol bergen. IŞİD'ki özü davat kılgan, boringlar, boringlar de adamlarını çıkargan. IŞİD'ki borgan adamlar kim bunu savol bergen. Cebhatun Nusra başka cemaa. Bizge karşı keli yaptı, ularını öldürsek bol adamı degen de bol adamı fatva bergen. Müslümanını öldürüşlükke fatva biri yaptı. Abdullah Zufer, bu yalgan yapmaz bu. Çünkü irgeçken beçaralar IŞİD'ke barıp, IŞİD parakende bugendeyken kurtlarını koludu, hatırlar hadi asır durdu. Üçte operasyon bilen mihir operasyonu, bizi Özbekistan ap geldi. Doğru mu? Uşa operasyonda ateistlerini koludan Müslüman, Müslüme kızlarını, ayarlarını ap geldi Özbekistan. Uşa ayarlarda, içkarıda kagerler geldi. Abdullah Zufer karşı gap yapır yaptıyken. Sallar NATO'yu yolda sende. O hatalar eğitipti. Bizi sen davat kıyandın mı? Sen bizden davat kıyandın şularda içiye. Seni gapin bilen kıyandık biz. Şimdi ne ki sen bizden takfiri diyepsen, hata diyepsen dese 2020 yılda yeni sukbat çıkarıptı. Sallar adaşken sen takfiriysen tavba kısaların cevhaya çakır olaman sallarını deyip cevhaya çakır yaptı. Havariciliğinin düşüncesi şu. Havariciliğinde pahım yok. Bütün başlığı adamın kanıya kırıp kança adam ölüp gitti. Kança adam yok. Uşalarını kanıya kırıp ne tavba var, ne kıyan işinden ne damat var. Belki ne yaptı? Şimdi yan gitten çıkıp alıp şimdi sallar hata kıldık bir yakı öttü yaptı. Cebhege öttü yaptı şimdi. Bana şu zamanımızda varlığı için bu sıfatlarını bilişimiz lazım. Aynısı biz imamlarımız. Nasıl bir şey ki en kişi şey yok. Mansur Ali. Mansur Ali da. Ya olmaz bu. O kişi Mısır'da o kişiye mi keledi benimce? Hazır cüdü köp ahli ilimlerini kelişliğe hareket var. Özleri hem hareket kıyarlar var. Benim bilişimce. Ben şimdi resmen bunun dairesini bilmiyim. Kanaka işliğini. Lekin cinayetke kol urmaya kayıtıp keliyetken adamlarını akseriyete aklanıp keliyetti. Şey mi cüddü ağlam adam. Usul bu içe nadir adamlardan. Aslı Farvan abi. Surat kısım buladım. Hey bak. Doğru telefonunu oraya alınız. Yoktu canlı dengine. Soval yok mu? Bu tutuk yapı kaldı. Tamam. Az bir bulun. Az bitti. Nasıl kovar? Hazret abi öldürdü şeyin altından biliyor musun? Telefonu Peygamberimizin hadisleri var. Sahih rivayet var. İkide badbah adam var. İnsan yaratılgenden beri ikide badbah var. Bittesi Salih aleyhissalatu vesselamın tüyesini soygan adam. Akirun naka. Bittesi. İkincisi seni öldürgen adam diyorlar. Kimidi? Abdurrahman ibn Mulcim. Ustaz kıyım bu Hazreti Ali'nin şu kasap olan yerlerine nasıl oldu? Küçü yetmeye dururken başladı. 700 adam Medine'deydi yu. Onun arkasında 7000 adam vardı. Onu eğer kasas alsan 7000 adam baş götürüp gelirdi, küçümüz itmeye kalır dedi geldi. Aldın bularını, küçünü sındırıydık. Bayatlı tola tüküs avalaydık dedi geldiler Ali'nin içtihatları. Hemmeden bayatını agen denkini bularını kasasına alış asan dedi. Oğrun Hazreti Ömer'in oğrun kolun kesmeye geldiğini sabırdı, açarçını bu geldiğini. Devlet adamlarını öz tahammülü almayan denkini mecbur bugün adamını cezalaşı zulüm bırak. Bu şey cihattan hemen geldiler. Hazreti Ali, şunu yani bitti, menbe. Hazreti Umar'dan idra'ul hudud bi şubuhat diye rivayet var. Berçe tarikalı zayıf. Hazreti Umar'a nispet şu. Şubha bilen had icra kılınmaydı. Mesela bir oğrunu kıldı da, karasalar açarçılık peyti. O çerçilikten karnı miktarda uğurlayan bu. Mecbur, istirar var. Şubha var mı var? Haddi icra kıma geldi. Bu rivayet Hazreti Umar'a tegişli. Sanat cihatıdan hemen turukur zayıf. Lekin mutavatır derecede amal kılınadı. Berçe kazılar bunu amal kıladı. Şubha olsa had icra kılınmaydı. Anlık buluş gerek. Yok anlık itiraf buluş gerek. Yok ki o şey had cari kılıçlikke, ceza kollaşlikke anlık fakt yüzeye çıkış gerek. Bunun için gerek bazen bu zayıf degen adamlara karşı bu yam delil. Bunu yam bilip koyup ayçiş gerek. Bu yam delil, bu yam had zayıf. Lekin amal başka narsa. Amalda umumi malumatlar yığılıp zayıf
bir-birini kuvvetlab hasan bo'lishi mumkin, kuchga kirishi mumkin. O'shaning uchun zaif deb ketaverishlik to'g'ri emas. Deydi. Shuncha ma'ruzalar bo'ladi, shu ma'lumotlar boshqa ko'pincha audio yozuvda, shu video shaklida, shularni kitob qilish niyatlari bormi? Bor, mana bittasi sizga vazifada. Qog'ozga tushirasiz, inshaalloh tahrir qilamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه الله.